Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhaba. Sonuna kadar kalamayacağım. Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Aşağılık herif. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok iyiyim. Nasıl geçti? Harikaydı. Çok iyi. Mutlu musunuz? Elbette. Buna sevindim işte. Hemen odama gelir misin? Tabii. Çok iş birikti. Gelir misin? He, iki dakikanız var mı? Tamam. Görüşürüz. Merhaba. Aa, yine geç kaldın. Çok ilginç haberlerim var. Şimdi merhaba. Gitmeliyim, sana anlatacağım çok merhaba. Şey var. Elbette görüşürüz. Tamam. Çocuklar bir kahve lütfen, bir de sigara. Daha uyanamadın mı? Kim bilir kaçlara kadar sürttün yine. Sen işine bak. Kimin bu? Soruya bak. Senin mi, anlatsana? Heyecanlanacağını biliyorduk. Müthiş, müthiş, olağanüstü. Şaka mı bu? Senin tasarladıklarına birkaç şey ekledim, hepsi bu. Benimki tampon olmayan bir araba misaliydi, oysa bu. Müthiş, müthiş. Hadi siz devam edin, bana müsaade. Şuna bir bakar mısın? İmzalanmış. Çok sevindim. Son 10 yılın en büyük anlaşması. Bayıldılar. Ben de başka türlü bir sonuç beklemiyordum doğru. Ne mümkün efendim. Bunda payın çok büyük ama. Teşekkür ederim. Beni kullandın. Kullandın mı? Senin yüzünden kocamdan ayrıldım. Bundan bana ne? Sana hiçbir şey için söz vermedim. Birbirimizin etinden hoşlandık, o kadar. Ha, bu kadar basit demek. Onu sevdiğimi söylemiştim. Sen de aşıksan yapacak bir şey yok demiştin. Onu sevdin, benimle seviştin. Duyduklarıma inanamıyorum. İkimiz de halimizden memnunduk. Birbirimizi incitmeyelim lütfen.
Söyler misin bana? Neden sen yoksan bir taraf zifiri karanlık? Ve neden seninleyken gözlerim kamaşıyor? Neden ışığa boğuluyorum? Neden seni çok özlüyorum? Sanma ki sen burada değilsin diye burada değilsin. Nereye baksam gözlerin var. Sesin yanı başımdan eksik olmuyor. Ben de seni çok özledim. Ellerim ellerini arıyor. Dudaklarım dudaklarını çıldırıyorum. Aklımdan neler geçiyor bir bilsen. Akşam çabuk olsun ne olur. Bütün bedenimi ateş sardı. Herkes neler düşündüğümü anlıyor sanki. Çok utanıyorum. Hemen bir neden uydurup çıkmalıyız buradan. Seni istiyorum. Seni seviyorum, seni istiyorum. Konsantrasyonum sıfır. İşi düşünemiyorum. Yazışmaya devam edersek yakında kendimizi kapının önünde buluruz. O zaman her şey için çok vaktimiz olur. Seçimini yap. Bu dünya kötü ve zalimlerle dolu. Gözlerini ver bana, ellerini, nefesini, sesini. Alıp başımı gitmek istiyorum. Bütün gün yanımdasın ama sana dokunamıyorum. Bir ara ben de çıldırıyorum sandım. Bir çaresini bulmalıyız yoksa dayanamam. Kapı. Boş ver, kim olabilir ki? Eyvah, unuttum. Saat kaç? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Biçimsiz bir zamanda geldim galiba. Şşş. Ciddiyim. İstiyorsan şimdi gideyim. Gerçi randevuyla geldim. Aa, ne olmuş buraya? Her gelişinde eşyaların yeri değişiyor. Ne zaman vakit bulup yapıyorsunuz bütün bunları anlamıyorum ki. Söyle bakalım neymiş bu iş? Telefonda pek heyecanlıydın. Özel bir gün olacağı benziyor. Dur şu mumları yakayım. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne içersin? Kırmızı şarabın varsa içerim. Tabii ki var. Sen canım? Ben de. Bunu açıyorum. Oo, desenize geldiğime değecek. Nefis kokuyor. Fransız aristokratlarına benziyorsun. Emekçi bir aileden geliyorum ama kendimi bir soylu gibi hissediyorum. Artikülasyon bozukluğu. Bunun tedavisi yoktur. Öyle söyleme. Ben de onda bir asilzade ruhu hissediyorum. Mutluluğunuza. Sizin için yapabileceğim başka bir şey yok. Neymiş şu bizi heyecanlandıracak iş? Bir dekorasyon işi var. Nasıl bir iş? Eski bir fabrikayı diskotek yapmak istiyorlar. Diskotek mi? Delirdin mi sen? İşi anlat. Uzaktan akrabam olurlar. Fikrimi sordular, sizden söz ettim. Heyecan verici bir iş. Çocuklar, biz çalışıyoruz. Gerekirse bırakırız. Ne ayırıyorlar bu işe? Bilmiyorum. Çocuklar, çalışıyoruz dedim. Bir dakika canım. Bol paraları var, 80... Biliyorsun. Bu bizim işimiz değil. Daha bilmiyoruz, bilmiyoruz. Yarın bir görelim bakalım. Acele bir karar vermek yok ama. Tamam canım. Olağanüstü bir mekan yaratılabilir. Bu bir inşaat. Yeni baştan yapmaktan daha zor. Bizim işimiz değil.
Bu bir şans. Hayatımız değişir. Başarırsak herkes bizden söz eder. İyi ama çok başka bir iş bu. Doğrusunu isterseniz benim de gözüm korktu. 3-4 ayda teslimat istiyorlar. Görmüyor musunuz? Hiç bilmediğimiz bir iş. Araştırması 6 ay bence sürer. De. Bak, ben deli değilim. Yapılabilir diyorsan nasıl diye sormalısınız önce. Sakin ol. Peki nasıl? Tabanca gibi bir ekip kuracaksın hepsini. Elini sallasan tabanca gibi ekip kurulur bu ülkede. Sen ne diyorsun? Heyecan verici bir iş olduğu gerçek ama bizi aşar. Ayrıca bu işi kaçırmak da istemiyorum ben. Ben kararlıyım. Evet, ne diyorsunuz? Yeri gördük. Dilerseniz size bir proje hazırlarız. Okey derseniz ve koşullarda da anlaşırsak işe başlarız. İhbar suresini senin hatırın için okusaydım, biliyorsun. Evet, biliyorum. Üzülme. Bırak denilsin. Eğer başaramazsa yine iş veririm. Efendim? Sana aşığım. Seni çok özledim. Seni bir saniye öncesinden daha çok seviyorum. Gece gelemediğim için kızmadın değil mi? Hem neler olup bittiğini görmeni istiyorum. Hemen gelebilir misin? Yok. Akşamüstü olsun, bir randevum var da. 6 gibi, 7-8 gibi. Biraz karışık ama geleceğim saati anladım. Ben karıştım. Karışık olmayan bir tek şey var. Başımı döndürüyorsun. Evet, yarın hesapları bir kez daha gözden geçirmekte yarar. Tabii. Seni bekliyordum, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Gel, sana neler yapacağımızı göstermek istiyorum. Kocanın neler yapacağını göreceksin. Bu görüntüler bütün bu mekanı kaplayacak. Duvarlar, tavanlar, pencereler ekranlarla kaplanacak. Ne diyorsun? Gerçekten çok güzel. Manolo, seni çok istiyorum.
Çaktırmadan önüme geç, sürtünsene biraz. Görürler. Merak etme, kimse görmez. Sana bir şey anlatıyorum sanki. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, gördüğün gibi. Gümrükçilerle görüşmemiz şart. Sorun ne? Sorun yok, sorun çok. İstersen bu konuyu özel olarak görüşelim, olur mu? Oldu, görüşürüz. Hoşça kal. Rezil olduk. Ben iki saat kadar yokum, çıkıyorum. Hadi eve gidiyoruz. İşler? Canı cehenneme. Ben de çok istiyorum ama durumu gördün, gitmek zorundayım. Ama göreceksin, harikalar yaratacağım. Herkes benden konuşacak. Kocanla övüneceksin. Surat asma lütfen. Ben yanında kalmak istemiyor muyum sanki? Hoşça kal güzelim. Ücretimi ödemeyi unuttun. Ciddi şekilde çuvalladık. Başaramayacağımızı anladıkça çıldırıyor. Onu nasıl derdi sensin. Senin gözünde küçük düştüğünü sanıyor. Ben ona yardım etmek istiyorum. Bunun farkında. Komplekse kapıldı, belli etmek istemiyor. Panik içinde. Sabırlı ol, biraz her şey yoluna girer. Bütün geriliminin altında sen varsın. Seni çok önemsiyorum. Bu yüzden mi eve gelmiyor? Bu yüzden mi kötü davranıyor? Çok emin değilim ama eski ilişkisini de hala sürdürüyor. Aslında kompleksler, panikler, kızgınlıklar, hakarete varan aşağılamalar. Oysa benim ne hayallerim vardı. Yok, benim aşık olduğum adam bu değildi. Bak, sen de paniğe kapılmışsın. Sabırlı ol biraz. Her şey yoluna girer. O sana aşık. Seni kaybetmekten korkuyor. İki aşık insan sıkışınca, zorluklarla karşılaşınca
birbirini mi tüketir böyle? Bana bak, abartıyorsun. Bilmiyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Fazla dramatize etme olayı. Düzelir dedim. Geç kaldım. Masa sandalye modeli götüreceğim. Tamam. Oturacak yerimiz var artık. İyi de bunları hangi zemine koyacağız? Zemin malzemesini kendimiz ithal edelim. Bu işin bürokrasisini aşarız dediniz. Rüşvet, müşvet vesaire vesaire. Çuvalladık. Eski yeni sentezi dedik. Duvarlara dokunmayalım. Aman bak, duvarlarda otlar, yosunlar çıkmış. Ne muhteşem dedik, rutubeti unuttuk. Kolay hallederiz. Merak etmeyin, en çok duyduğum laflar. Bir de olmadı, pardon, hesaplayamadık. Işık, ses, görüntüde kilitlendik. Anlayacağınız her şey çorba. Kimseyi suçlamıyorum. Program yok. Koordinasyon sıfır. Anlayacağınız her şeyi yeni baştan planlamalıyız. Tamam, gidebilirsiniz. Hadi çıkalım. Beni bırakır mısın? Araba kullanmak istemiyorum. Bana gidelim mi? Çok yorgunsun. Seni yıkarım, masaj yaparım. Neden durdun? Buna ihtiyacın var. Benim de sana. Hadi. Elemana ihtiyacınız var mı? Personel fazlamız var, başka kapıya. Hoş geldin. İznimi aldım, yardıma geldim. Ne iş verirsen yaparım. Ciddi misin? Hem de nasıl. İşi beceremeyeceğimi düşünüyorsun, beni kurtarmaya geldin öyle mi? Şaka mı bu? Alınganlık ediyorum galiba. Söyle bakalım. Ne yapacağım? Sen kilo mu aldın? Biraz. Dikkat et, göbeğin çıkmış. Göbek değil o. Anlamadım. Ne yani? Nasıl? Böyle bir şey olamaz. Oldu bile. Ne diyorsun? Ne kadarlık? 2 ayı geçti. Ben fark etmesem doğumda mı haber verecektin? Nedense böyle bir şey söylemeyi uygun görmedim. Demek uygun görmedin ha? Özel bir zamanda söyleyecektim, bilmiyorum. Tabii, özel bir zaman tabii. Tamam, çok abarttım belki. Özel bir zaman. Hatta düşündüğüm... Belki bu nedenle beni suçladın bile. Neredesin sen? Ha? Neredesin? Günlükte sorunlar çıktı efendim. Yapabileceğimiz numara şey yoktu. Ben de numaraları aldım. 3-4 gündür yoksun ortada. Getire getire bunları mı getirdin bana? Ne yapayım? Ben bunları mı döşeyeceğim ha? Ne yapacağım ben bunları? Dursan bir telefon eder be. Tamam, sağ ol. Hadi sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sakin ol. Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Evet, yoluna girecek, sen geldin çünkü. Sihirli değneğini de getirdin mi bari? Evet, ne diyorduk? Karnındaki şişlikten konuşuyorduk. Beni incitiyorsun. Özür dilerim. Özür dilerim. Senin incinmeye hakkın var, benim yok. Çok özür dilerim. Lütfen, ben senin karınım. Arkadaşınım, dostunum. Karın? Arkadaşım, dostum. Söyler misin bana, bugüne kadar neredeydin? Bak, ben bu işten anlamam. Senin kadar cesaretli de değilim. Ne demek istiyorsun? Her sözden başka bir anlam çıkarma lütfen. Ben hiç olmazsa bir anımız garantide olsun istedim. Ha.
Garanti demek. Kendimi sana kurtaracağından nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çok sinirlisin. Ne dediğini bilmiyorsun. Senin yardımını istemiyorum. İstemiyorum, anlıyor musun? Ama ben istiyorum. Amacım çok duygulandım. Yani. Her şeyini getirmek üzere olan kocasıyla birlikte yangını atlamaya hazırlanıyorsun. Tabii. Tartışıyor muydunuz? Durum çok mu kötü? Çok iyi değil. Konuşmak ister misin? Sorun ne? Mükemmel bir program yapmıştık. Ama kimse işini yapmıyor. Laf. Çok konuşuyorlar. İş bitmesine biter ama çok içeri gireceğiz. İpin ucu kaçtı anlayacağım. Çok üzgünüm. Onu yalnız bıraktım. Ne dedin? Hiç. Diz jockey'in kabini yukarıda olacak. Benim bu modern ve eski mimarinin bütünleşmesine aklım ermedi. Çok ilginç olacak. Sensasyonel olacak. Bu rutubet meselesini nasıl halledeceksiniz? Bu yüzey çelikle kaplanacak yukarı kadar. Sorunu çözecek tabii mi? Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Beni mi aramış? Günaydın. Bir şey yapmasam bile yanında olmak istiyorum. Düşündüm ki çok iş var. Güzel, kıyafetin burası için çok güzel. Akşam gene gelmedi. Bu konuyu akşam konuşalım. Ben burada kalmak istiyorum. İstiyorsan tabii. Günaydın. Sabahın köründe ne diye gelmiş? Hiç, geçiyormuş, uğramış. Ne diyor? Konuşuyor işte. Durmadan bir şeyler soruyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Kem küm edip durdum. Ek bütçe istemelisin. Kabul etmez. İster misin biraz Etmeli. Daha? İstemem. Tamam, kapatalım. Durum ne? 300 eksiğimiz var efendim. Ne kadar ertelenebilir? İşte liste. Tamam, biz haber veririz. Tamam, gidebilirsin. Ya bunlardan hangisi ertelenebilir? Elektrikçi? Olmaz, imkansız. O ve demirci olmaz. Çok pislik adamlar, hemen toparlanıp gitmeye kalkarlar. Siktirsin gitsin it oğlu it. Bak. Sakin olalım, aile var. Ben çıkıp biraz dolaşayım. Sen neden dinlenmiyorsun? Sinemaya, tiyatroya gitmiyorsun. Tatilini bu mezberelikte mi geçirmeye niyetlisin yoksa? Her neyse, akşama görüşürüz, erken geleceğim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Arayacağım seni. Bana bak, sen ne yaptığını sanıyorsun? Anlamadım. Haksızlık ediyorsun ona. Seni hiç ilgilendirmez bir. İkincisi ve daha önemlisi, bir daha sakın benimle bu tonla konuşma. Bana da böyle bakma, bu da 3. Bakar mısın? Sakın bir daha kapı öyle kapatma, bu da 4. Ve sakın beşinciyi söyleyeceğim bir şey daha yapma, anlıyor musun? Sakın yapma, duyuyor musun beni? Seni uyarıyorum, sakın yapma! Neler oluyor? Bu seni hiç ilgilendirmez. Anlamadım. Anlaman gerekmiyor, bunu anla yeter. Sen çok sinirlisin ve saçmalıyorsun. Çık dışarı. Beni kovuyor musun? Yalnız kalmak istiyorum, buna hakkım yok mu? Sizleri dinlemek zorunda mıyım? İşinize bakın, işle ilgilenin. Benim kişisel sorunlarım kimseyi ilgilendirmez. Deliriyor galiba, durumu kritik. Üstüne varmıyor.
İyi ama ben ona ne yaptım, tamam, söyler misin? Tamam, sakinleşsin, sonra konuşuruz. Ne var? Konuşabilir miyiz? Erken geleceğim dedim. Daha ne istiyor? Konuşalım lütfen. Çık oradan biraz. Sakinleş. Durum o kadar umutsuz değil. Hangi durum? Hangi umut? Sen neden söz ediyorsun? Durumumun umutsuz yanlış olduğunu kim söyledi sana? Yanlış anladın. Karşılıklı konuşmalıyız. Buna ihtiyacımız var. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Benim konsantrasyonumu bozuyorsun. Bir saniye lütfen beni dinler misin? Böyle devam edemeyiz. Beni dinlemek zorundasın. Bak beni iyi dinle, tamam mı? Sorunlarımı kendim çözebilirim. Her karşıma çıkan ders vermeye kalkışıyor. Diskur çekiyor bana. Neler diyorsun? Hanginiz? Hanginiz bir bok becerdiniz hayatınızdaki? Şimdi bana ders vermeye kalkıyorsunuz. Yanlış. Yanlış anlıyorum. Saçmalıyorsun. Sana kalırsa her şeyi yanlış anlıyorum. Devam edemeyiz. Beni dinlemek zorundasın. Bak, bizim neye ihtiyacımız olduğunu sen mi tayin ediyorsun? Terbiyesizlik etme. Affedersin. Böyle konuşmak hoşgörünün sınırlarını zorluyorsun. Geri çekildikçe beni aşağı alıyorsun. Tonunu değiştir. Ses tonunu değiştir. Üstümde başlık kurdurtmam sana. Buna izin vermem. Kompleksten boğuluyorsun. Beni çıldırtıyorsun. Asıl sen beni çıldırtıyorsun. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana? Söyler misin? İşi istedin, destekledim. İzin alıp yanında olmaya geldim. Kapılarını bölüşmeye hazırdım. Ofise geldim. Beni istedin. Beni istedin. Bir dakika. Bir fahişe gibi bırakıp gittin. Ofisine geldim, lütfen ilgilendim. Ofisine geldim, kovdun. Beni dinle. Geldim, bir maç gibi. Eve geldin, yüzüme bile bakmadın. Ben sana ne yaptım ha? Ben sana ne tamam, yaptım? Tamam, geliyorum. Ne yaptım tamam, ben geliyorum. Sana? Ne yaptım ha? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ben sana ne yaptım? Tamam. Kompleksle işe yaramaz. Bok herifin biriyim ben. Bu insanı çıldırttım, evliliğimizin içine ettim. Her şeyi mahvettim. Üzülürüm. Bana bak, yeter artık. İnsanlıktan çıktım. Ben iyiyim. Tabii ki iyisin. Daha kendi kendine konuşmaya başlamadın. Şu suratının değişmeyen ifadesi, kızına her dokunuşunda gözlerinin dolması, erkeklerden köşe bucak kaçman, tabii ki iyisin. Daha polise bile gitmedin. Ben kocamın ölümüne neden oldum. Beni tutuklayın. Of. Hapse atın beni. İşkence edin. Hoş işkence demesen de olur, onu sen kendi başına yapıyorsun zaten. Susacak mısın sen? Susarsam giderim. Giderim. Anlıyor musun? İlle de kafanı oynatacaksan tek başına oynat. Ben daha fazla seyredemeyeceğim. Pekala. Güle güle öyleyse. Demek öyle. Sen bilirsin. Sakın bir daha beni arama. Ararsan seni incitebilirim. Bunu istemem, biliyorsun. Benim kimseye ihtiyacım yok.
Gidiyorsan git, beni arama. Ciddi söylüyorum. Aptal aptal konuşmayı bırak. Kendi cezanı kendin kestin. Çektin, bitti artık. Gidiyorsun sen. Bandocu değil mi o? Bandocu değil, müzisyen. Gel buraya. Gel canım. Uzaklaşma. Yanıma gel. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bizden mi saklanıyorsun? Ha? Yabanidir biraz. Kadınlardan çekiniyor galiba. Beni tanımadın mı? Hani geçen yaz bebekle denize girerdik, oyunları oynardık, unuttun mu? Ne zaman geldiniz? Dün geldik siz. İki gün oldu. Bir hafta buradayız. Annesi turneye gitmiş. Baş başa tatil yapıyoruz. O ne diyor bu işe? Şimdilik bir şikayet yok gibi. Ben de bir şeyler içmeye ne dersiniz? Aa tabii. Bilirsiniz ben sizin evin manzarasını pek severim. Siz için. Kızım bekliyor, ben gideceğim. Aa, geliyoruz. Neden onu da almıyoruz? İkisi oynarlardı. Peki, geliyorum. Ama yarım saat. Buyurun, evimize hoş geldiniz. Her seferinde şu görüntü beni büyülüyor. Nereye isterseniz oturabilirsiniz. Kırmızı, mavi, yeşil. Az sonra bütün renkler sorun değişecek. Sorun çıkarma lütfen. Kendi başına yapabilirsin. Sen de bunu gel. Bunu kendi başına yapabiliyorsun. Bak misafirlerimiz var. Bir şey açamıyorum. Açabilirsin, ben buradayım. Ne içersiniz? Kırmızı şarap. Siz? Ben de. Kapıyı açabilir miyim? Elbette. Saatiniz kaç? Çeyrek var. Zaman da geçmiyor bir türlü. Saatle ne işiniz var ki? Arkadaşım gelecek de. Ha, şu mesele. Yalnızlık. Çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele? Elini bir tutan. Bilekleri bembeyaz, kuğu boynu. Parmakları uzun ve ince. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstanbul'u arayabilir miyim sizi? Tabii, konserler filan. Telefon numaranı versene. 212-34-59. Yazıyorum. 212-34-59. Ben sizi klasikçi sanıyordum. Deniyorum o kadar. Peki bu şiiri siz mi yazdınız? Hayır, şiir yazamıyorum ne yazık ki. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır ağır yanık sızısı. Bu mu şarkı olacak? Dedim ya, deniyorum. Bir şey için değil. Öylesin. Yanıklı manıklı, acılı bir şarkı olacağı benziyor. Çünkü ayrılmanın da bir tadı var. Hayır, hiçbir tadı yok. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Deseniz ama zoşist bir şarkı olacak bu. Ayrılanlar hala sevgili diyor. Hem ayrılıyorlar hem sevgililer. Neden başka birini bulmaz bunlar? Çıkalım mı? Çıkalım. Daha içkilerinizi bile içmediniz. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Bir şey. Telefonumu vereceksem kendim veririm. Sen verdin. Sen verdirttin. Verdinse ne oldu? Kaç yıldır tanıdığın adam. Adamın şarkısına da söylemediğini bırakmadın. Ama ne o öyle? Acılı macılı, of yandım, ölüyorum. Mutsuzluk saçıyor. Sen kendini mutlu mu sanıyorsun? Mutluyum tabii. Dilediğim gibi yaşıyorum ya, daha ne? Gerçek değil bu. Geceleri evine yalnız giremediğini söylemiyor musun bana? Sen söyledin.
Eve yalnız girmemek için yoldan birilerini çevirebilirim diye. Ne var bunda? İki gündür kılıcını kınından çektin, bana saldırıyorsun. Normal hayata dönme belirtileri bunlar. Bu arada benim kanımı akıtıyorsun ama boş ver. Biz arkadaşız. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ufaklık nerede? Uyuyor. Sorun çıkardı mı? Yok. Hiçbir sorun çıkarmadı. Yıkadım, doyurdum, oynadı. Pek neşelendi. Buna sevindim. Hayat sigortası mı yaptırdın? Ölmeden 2 ay önce yaptırmış. Söylemiyorsun. Haberim yoktu. İyi para aldın bari. Çok işime yaradı. Ben çıkabilir miyim? Tabii tabii. Kendimi iyi hissetmiyorum, ben yatıyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Ay hoş geldin nihayet. Merhaba. Nerede kaldın? Daha önce gelebildim seni çok özledim. Ay bütün gün ne yaptın? Bütün gün öncesinde çok az baktım. Bak hemen gitmem gerekiyor. Dur daha geleceğiz. Nereye gidiyorsun? Hadi gel. Yeniden çalışmaya başlamak istiyorum. Yeni bir iş aldığını duydum. Dilersen seninle çalışabiliriz. Yok. Henüz kendi başıma iş alacak kadar formda değilim. Oo, ben neymişim de haberim yokmuş. Ah, zil çaldı, bir dakika. Kapıyı açmak zorundayım. Sürpriz. Kardeşim geldi. Merhaba. Alo? Gelsene şef. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Seni arayacağım. Şimdi kapatmak zorundayım. Hoşça kal. Gene neler yapıyorsun böyle? Beğendin mi? Bir bakalım. Nasıl sevindim. Ben de seni çok özlemişim. Ha bak, bu benim arkadaşım. Düğüne de gelmişti, hatırladın mı? Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Düğün çok kalabalıktı, biliyorsun. Demek akılda kalmıyorsun şef. Buraya gel. Buraya gel. Siz böyle bir şey gördünüz mü? Şuna bakın. Seni yerim ben. Canım. Her zaman hiçbir kız bana dayanamaz derim. Seni yerim ben kız, seni ben. Ne haber? Ne ikram edeyim size? Boş ver ya. Aa, yapmayayım, bir şey ikram edeyim. Ben şarap içerim. Hadi sana yardım edeyim. Bu şarabı mı içeceğiz? Evet. Ne zaman açtın bunu? Sirke olmuştur mu? Ukala, biraz önce açtım. Bugün dağıtmaya geldik, sen de geliyorsun. Aa, böyle daha iyi oldu. Taşra usulü eğleneceğiz. Bana? Onu bana ver, sen başka al. Bir arkadaşla sözleşmiştik. Çok önceden verilmiş bir söz, al. Bu saatten sonra değiştiremem. Biz anlamayız, bizimle geliyorsun. Siz niye konsere gelmiyorsunuz? Ama. Ne konseri bu? Konser değil, prova. Ağzım alışmış, hep konser diyorum. Sen saz resitleri tercih ederdin değil mi şef? Şarlatan, ben gelebilirim. Eğer sizce bir sakıncası yoksa. Tamam, program yapılmıştır. Tamam, anlaştık. Ama sonra bizim istediğimiz yere gidiyoruz. Anlaştık. Anlaştık. Tamam.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çıkabiliriz. Hadi. Hoşça kalın çocuklar. Teşekkürler. Koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerini canım. Süzerek süzerek gel bana gel. Bu gülsün yüzün gayrı gülsün. Dayanamadım gayrı döndüm canım. Diyerek diyerek gel bana gel. Bu kadar kalabalık olacağını hiç sanmıyorum. Güllerin içinden canım. Koşarak koşarak gel bana gel. Güzel gözlerin canım. Süzerek süzerek gel bana gel. Bu gülsün yüzün gayrı gülsün canım. Gülerek gülerek. Söylüyorum. Salkım salkım tan yerine. Bu herif ablan asılıyor galiba. He? Ne? Temizlerim lan onu. Dağıtırım lan burayı. Serseri. Her konuşan kadınla erkeği aşna pişne zannediyorsun değil mi? Hem asılıyorsa bize ne? Eşek kadın insan ikisi de. Ne yaparlarsa yaparlar. Yok ya. Ya. Oh, oh ya. Herifin suratından aptallık akıyordu. Hangi herifin ya? Ablanın yanındakinin. Bir şey var mı aralarında? Ne demeye çalışıyorsun sen? İnşallah tahmin ettiğim değildir. Bana bak. Frekanslarınız çok farklı. Ne demek çok farklı? İkinizi yan yana düşünemiyorum. Ben de. Saçmalama canım, bana bırak. Olay haline getirmeyin lütfen. Geç canım ya sen. Ya kızım bırak, çocukları biz hallederiz. Kızım olur mu öyle şey? Benimki annesine gidecek. Bizimle kalamaz mı? Kalabilir ama gerek var mı bilmiyorum.
Umarım ne yaptığını biliyorsundur sevgili kardeşim. Bir sen eksiktin sevgili kardeşim. Tamam, bir sorun yok. Bize şans dileyin. Buna ihtiyacım olacak. Kardeşinle ilgilen güzelim. Hayır, o benim kardeşim değil. Hayır. Artık kardeşim. Hayır. Şimdi yatacağı yeri hazırlarım. Benim odama yatırma. Artık o senin kardeşin dedim. Sorun çıkarma lütfen. Hayır, ben kardeş istemiyorum. Annemi istiyorum. Bunu sonra konuşuruz. Kardeşlik meselesini böyle apansız söylemeyelim istersen. Haklısın. Biraz heyecanlıyım galiba. Dur, hemen değil. Bana vakit ver biraz. O kadar ani oldu ki. Daha... Daha ne? Bilmiyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var sanki. Sen annem, benim annem değil. Benim babam, senin baban değil. Neden burada kahvaltı ediyorsunuz? Sorun çıkaracağı benziyor. Annesine götüreyim. Bu çözüm değil. Zamanla alışır. Alışır. Alışır umarım. Zamana bırakacağımız çok şey var desene. Kahvaltıdan sonra annene gidiyoruz. Orada kalacaksın. Kalırım tabii. O burada mı kalacak? Evet, burada kalacak. Havuza girecek mi? Evet. Ben de gireceğim. Hayır, sen annene gideceksin. Şşş. Merhaba. Birkaç gün sende kalabilir mi? Evvelki gece, gece yarısına kadar bekledim. Bir telefon edemez miydin? Gel canım. Özür dilerim. Neyse ki seni tanıyorum. Nesi var bunun? Eve birilerinin gelmesini kabullenemedi. Cici annelere alışmak kolay değil. Cici babalara alışması pek zor olmuyor anlaşılan. Bayağılaşma. Her durumun sorumlusunu da kendi dışında arama. Hem rahatsız oluyorsan yanına alabilirsin. Alacağım. Hem de en kısa zamanda. Biraz serin mi? Üşüdün mü? Evet. Ne kadar güzel. Yatsak artık diyorum. Sonuna geldim. En heyecanlı yerine geldim. Bitirmek istiyorum.
Neden gülüyorsun? Yıllanmış evliler gibiyiz. Yarın kendi evimden eşya taşıyacağım. Kardeşim gelecek. Sahi bugün neler oldu? Karın nasıl karşıladı sizi? Eski karım. Öyle demek istemiştim. Pek mutlu olmadı. Hadi yatalım lütfen. Gel duşa girelim. Önce sen. Hayır, birlikte. Önce sen. Hayır, birlikte. Ne olur. Bak, sen duş alırken ben dişlerimi fırçalarım, ben duş alırken sen. Hadi gel. Hayır, hadi, önce direnme. Sen. Önce sen. Hadi. Tamam, lütfen. Tamam, önce ben. Bak, çıldırmak üzereyim. Direnme artık. Birlikte girelim. Tuvalete gireceğim, lütfen. Böyle sığdıramayız çünkü daha valizler var. İndiremiyor öyleyse. İşler yolunda mı? Bir sorun yok ya. Yok yok, her şey yolunda. İyi. Geç. Merhaba, biz geldik. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Özel taşıyıcılarınız geldi. Bu işi bir taşıma şirketine yaptıracağını sanıyorum. Ya, o çiçekleri şuraya koyar mısın? Ben bunları şöyle bırakıyorum. Valizler de oraya gidecek. Üf, burayı yangın yerine çevirmişsin. Hoş geldiniz. Tanışmıştık. Merhaba, canım. Tanışmıştık. Oo, yoksa bunları başka bir yere mi taşıyacağız? Başka yere değil. Ama şu büyük parçaların taşınmasına yardım edeceksiniz. Şu başımıza gelene bak şef. Bir eve dekoratör girdi mi böyle oluyor işte. Duvarları boyamamızı da ister misin? Fena fikir değil aslında. Şaka yapıyor canım. Şaka yapmıyorum. Hazır buradayken iki parça eşyayı çekiverelim. Ya sen benden kuvvetlisin. Şuna bir el at da çekelim kenara. Tamam, sorun değil, hallederiz. Şunu... Biz yapardık, ben bir çaresine ne bakardım. Ne olacak canım? Nereye gidecek? Şu duvara. Şuraya şöyle eşit şekilde. Hoppa! Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacağız. Şimdi. Şurada iş bir bitsin. Çocuklar, şu iskemleleri de bu tarafa taşıyacağız. Bu son. İki saniyelik iş. Buyurun abi. Bravo. Çocuklar, bir çayı hak ettiniz. Siz devam edin, ben çayları koyacağım. Otuz yıllık, şuna bak. Bana bak. Biraz eri galiba. Durumu iyi. Bayağı iyi. Neye taktın yine sen? Biz de orada barakalarda sürmüyoruz. Şantiyeyi özledin galiba. Hadi bakalım, akşam çayı hazır. Hadi beyler, mutfağa gidelim. Bizi çalıştırdın ama değdi. Buyurun. Siz de böyle oturun. Börekler, kurabiyeler. Hayır, ben tokum. Peki. Nerede benim çayım? Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Evet. Gerçekten çok güzel. Nihayet konuştunuz. Siz hep böyle az mı konuşursunuz? Yok, neden? Gerektiğinde konuşuyorum. Bazen dili çözülür.
bizim şantiyeye yakın bir yerde bir dekorasyon teklifi aldığınızı duydum. Kimden duydunuz? Kimden olabilir? Evet, böyle bir teklif aldım. Düşünüyorum. Sanırım yapacağım. Saatin farkında mısın? Hadi bekleyenler var bize. İşin olmadığı zaman da ara, olur mu? Tamam, ararım. Yorduk sizi. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın. Tekrar karşılaştığımıza sevindim. Ben de. Ben sizi geçireyim. Kendine iyi bak. Görüşmek tamam. üzere. Güle güle, görüşmek üzere. Merhaba. Evet, müsait. Konuşabiliriz. Çok romantik. Sonra? İnanmıyorum. Yok. Birkaç gün çok doluyum. Ben seni ararım. Bilmiyorum. Tabii ki arayabilirsin. Evet. Tabii, neden ol? Tamam, sonra konuşuruz. Ararım. Neredesiniz? Sesinizi duyuyorum. Kimse yok mu bu evde? Günaydın. İşler nasıl? Ortalığı mı karıştırıyorsun? Hop 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 hop. Koş, yakala. Evdeyim, beni arasana. Bir dakika, ne oluyor? Alo? Alo? Tamam, teşekkürler. Ya merak ettim. Çok teşekkür ederim. Sonra ararım ben seni. Portakal suyu ister misin? Yoksa kahve mi istersin? Ama portakal suyu sana, kahve bana. En iyisi süt. Önce şunları yerine koyalım. Sonra gider kahvemizi yaparız. Şimdi doğru mutfağa gidip... Dur. Anne geldi. Hadi gel saklanalım. Gel. Gel şuraya saklanalım. Kimse yok mu? Evde kimse yok mu? Gitmişler. Evi bırakıp gitmişler. Bakalım burada mı? Belki bunun içindedir. Hay Allah, burada da yoklar. Peki ama nerede bunlar? Buradayız. Buradaymış. Oyun bitti arkadaşlar. Bugün çok iş var. Umarım bana yardım edersiniz. Ederiz. Tabii ki ederiz. Siz beyefendi, kahve, duş, sonra perdeleri kuru temizlemeye götürüyorsunuz. Hı hı.
kahve, duş ve perdeler kuru temizleniyor. Dönüşte çerçeveleri alıyorsunuz. Tabii provadan sonra. Sahi provayı unuttum, her şeyi unuttum. Yeryüzünün en ağır işçisi benim. Gün 24 saat seni düşünüyorum. Hadi bakalım küçük hanım, sen de uykuya. 1, 2, 3. Bu 11'in başı olmuyor. Daha yumuşak. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yapar topar evlendin. Oluruna bırak biraz. Oluru yok bu işin. Bildiğim kadarıyla doğru dürüst biri. Evet, iyi insan. İyi bir insan diyorsun, anlayışlı, duyarlı, varlıklı, sana aşık ve sen onu sevmiyorsun. Yatakta işler nasıl? Sevgi yok, heyecan yok. Orada işler nasıl iyi gidebilir ki? Orada işler iyi giderse diğerleri de düzelir. Senin aklın orada. Neyse, ben bu konuşmadan sıkıldım. Kapatırsam kızmazsın değil mi? Ne yaparsan yap. Ben geldim. Hoş geldin. Merhaba. Bütün işler tamam mı? Hepsi tamam, hiç eksiksiz. Bravo sana. Perdeleri takayım. Merdiveni getireyim. Günün nasıl geçti? Çok koşturdun değil mi? Günüm? Günüm seni düşünerek geçti. Seni hayal ederek. İyi şeyler miydi? Düşündüklerin yani. İyi şeylerdi. Belki biraz buruk, yer yer hüzünlü. Hayal ettiklerimse olağanüstüydü. Büyüleyici, gizemli, heyecanlı. Hayal ettiklerim nelerdi merak etmiyor musun? Ediyorum. Bilmem, söylemek ister misin? İsterim. Ben hayal ettiklerimi söyleyemem de. Anlıyorum. Aslında ben de söylemek yerine yaşamak isterdim. Yaşamadığın zaman söylemekten başka çare kalmaz. Vesaire, vesaire, vesaire. Ama da manalı konuşuyorsun değil mi? Aman! ne diyorsun? Ne için? Her şey için. Her şey? Her şey. Tam olarak anlamadım. Mesela ne? Mesela... Memleketin hali. Gidişat kötü. Sence neden? Bilmem, her şey çok karışık. Bence de. Düzelir mi dersin? Bilmem. Bilmiyorum. Bana kalırsa kimse doğruyu söylemiyor. Belki kimse doğruyu bilmiyor. Kimileri çok acımasız. Aslında kimse kimseye acı çektirmek istemiyor. Ama çektiriyor. Kutlama hazırlıkları tamam. Benim bildiğim kutlama konserden sonra olur. Olsun. Ben önceden kutlamak istiyorum. Daha nasıl geçeceği bile belli değil. Hiç kuşkum yok. İyi geçecek. Ben aynı kanıda değilim. Evet. Şampanyayı açmayacak mısın? Ha, evet.
Böyle neşesiz şampanya açıldığını da görmemiştim. Beraberliğimize. Canın çok sıkkın. Yok, hayır. Bu kutlama iyi bir fikir değil miydi yoksa? Neden? Pek neşeli geçmiyor da. Biraz öyle. Pekala. Ben üstüme düşeni yaptım. Fazlasıyla. Müzik, en önemli şeyi unuttuk. Bu mum sinirlerimi bozuyor. Akşam ne yaptınız? Hiç. Ben erkenden yattım. Ha, anladım. Saçmalama. Biliyorsun ki hiçbir şey yok. Rahibeler gibi mi yaşıyorum demek istiyorsun yani? Neredeyse öyle. Peki adam ne yapıyor? Yok. Onu sevemeyeceğimi anladım artık. Ayrıl o zaman. Buna hakkın çok yok. Üzülürüm. Peki benim çok özel hayatımı üçüncü şahıslarla konuşmaya hakkın var mı? Bu yaptığın daha kötü. Daha aşağılayıcı. Belki... Sustur şu teybi. Ya, kendi söylediklerinden mi ürktün yoksa? Hiçbir şey bilmiyorum. Dur. Ne yapıyorsun? Çok zamanda anlamadım zaten. Bir şeyleri anladık artık. Dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz herhalde. Birlikte. Başka kadın filan aramıyor mu Allah aşkına? Bilmiyorum. Sen mi? Konuşalım. Keşke... Hala konuşabileceğimiz bir şeyler var mı? Tabii ki var. Önce dinleyelim. Dinlemek zorunda değilim. Otur. Hay Allah. Yazık. Lütfen. Adına, çok acıyorum. Lütfen. Alo. Benim. Pekala. Nasıl istersen. Sabahtan beri seni arıyorum, yoktun. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Çıldıracak gibiyim. Böyle devam edemez. Hem adama acı çektiriyorsun hem kendine. İnsanlıktan çıktım. Buluşalım ne olur. Biraz konuşalım. Tamam buluşuruz. Sen de olmasan ne yapardım bilmiyorum. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Dün akşam sevişmek istedi. İnanılmaz bir işkenceydi benim için. Hiçbir şey fark etmesini istiyordum. Onun incinmesini istemiyorum. Çok zevk alıyormuş gibi yaptım. Fahişeler gibi. Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Düşündükçe kendimden iğreniyorum. Seni bu kadar mutlu edebildiğimi görmek olağanüstü bir duygu benim için dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Banyoya gittim. Uzun süre duşun altında kaldım. Oraya da geldi. Tekrar sevişmek istedi. Benim de aynı şeyi istediğimden emindi. Tekrar sevişti benimle. Ve ben aynı şeyleri yaptım. Harikasın, müthişsin gibi şeyler söylediğimi de hatırlıyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Biraz konuşabilir miyiz? Ne gibi? Tamam, neyse. Aptalca bir şey. Durun, çok şaşırdım. Gerçekten neden girmiyorsunuz? Hadi girin. Biraz dağınık. Şöyle oturabilirsiniz. Yok, açmayın. Tamam. Ben böyle otururum. Ayakta kaldınız.
Ben şunu alayım. Tamam. Buna ben... Siz... Bu sizinki. Buyurun. Buyurun. Askere gider gibi bir haliniz var. Deri soldum. Ne bu? Bunlar benim duygularım. İlk gördüğümden bu yana yazıyorum. Hepsi sizin. Emek verip yazdım. Tek tek. Postaya vermedim. Pul parası, onları tükürüklemek. Bakarsanız postacı filan okur. Her neyse, saçmalıyorum galiba. Kimse bilsin istemedim içindekileri. Bunlar benim duygularım. Neredeyse sizden bile kıskanıyorum. Hepsini siz mi yazdınız? Şantiyedeki işçilere yazdırdım. Her neyse, bu seremoni çok uzadı. Mesela bu, bir çarşamba gece 3'te. Ben diyorum ki... Bir kez çıktım insan dağlara, bulutlara, yıldızlara... Bir daha geri dönmemeli, alçaklara inmemeli. Ya mutlu olmalı delicesine... Ya da güneşte yanmalı, sıcak yağmurlarda erimeli. Ben diyorum ki... Bir kez sevdim insan... Kanatları ışık ışık ateş kuşları salmalı dört bir yana. Bildik bütün şarkıları unutmalı... Ve hiç kullanılmadık bir gökyüzünün altında yeni şarkılar yazmalı sevgiye dair. Biraz uçuk, komik mi buldun? Komik buldun. Yani öyle mi buldun? Yok, çok hoş. Ben diyorum ki... Vesaire, vesaire, vesaire. Ben gidiyorum. Hepsini oku lütfen. Okursun değil mi? Okur musun? Okurum, okurum tabii. Sonra görüşürüz. Görüşürüz değil mi? Valizi almıyor musunuz? Valiz? Boş ver valizi. Hem bana sen de... Yani mesafe koymak istiyorsan... Sen diyerek de yapabilirsin. Ben sana sen... Sen de bana sen... Neyse işte böyle önemsiz şeyler. Hoşça kal. Hoşça kal. Gün doğumunda iskeleye indim. Uçta biri vardı. Göle işiyordu. Baktım bu da benim gibi anlaşılan. Yok, ben göle işemem, o bakımdan değil. Gittim iskelenin ucuna, adam en azından 1000 yaşında. Düğmelerini yanlış ilikledi. Çişli elini havaya kaldırıp selamladı beni. Baktım gidiyor, bir şey yapmak geldi içimden ama ne? Durdu, yüzüme bakıyor gülümseyerek. Ben bu kadar güzel gülümsemek görmedim. Bir şiir okuyayım mı sana dedim, anlamadı. Bağırdım, şiir şiir diye. Ne o dedi. Hayatımızda kalmayan şey dedim. Kalmadıysa sende ne geziyor dedi. Ne olur dedim, ne olur. Gülümsedi. Okudum bitirdim, yüzüne baktım. Durdu, bir daha yok mu diye sordu. Bak, ben seni seviyorum. Çok seviyorum. Böylesine, kendi kendime. Sıktın artık. Hep varsın ama sesin yok, nefesin yok. Elini tutamıyorum çünkü boşluk. Ama beynimi kemiriyorsun. Seni terk ediyorum güzelim. Zaten dün gece rüyamda bir orospuydun. Yolda arabaları kolluyordun. Kısacık etek giymiştin. Kırmızı donun görünüyordu adım attıkça. Süddenin yoktu. Memelerinin uçları fırlıyordu gömleğinden. Kamyonetimle gelip önünde durdum. Gelsene dedim. Tırla gelseydin bari dedi. Bizimki para değil mi dememe kalmadan... Bas git dedin, meşgul etme beni. Bastım gittim. Ben yokum artık. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ben de sana uğrayacaktım. Merhaba. Nasılsın? Yeniyorum onları. Hadi bırakalım artık, misafirimiz geldi. Aa, kaçamazsın. Kaçmak mı? Sana jest yaptığımı anlarsın sanmıştım. Yenerse iyi oynuyor, yenilirse jest yapıyor. En iyisi şu oyunu bitirin, ben beklerim. Buyurunuz beyefendi. Buyurun hanımefendi. Merhaba, ne haber? İyiyim, sağ ol, sen? Ben de iyiyim.
Merhaba. Merhaba. Ne içersin? Hiçbir şey. Gidelim buradan. Olmaz. Gidelim. Olmaz dedim. Dışarıda bekliyorum. Arabada. Benimkinde. Tam bir yıldır ayrılamıyorum buradan. Sazlıkları görüyor musun? Onlar saçların. Salkım söğütler kirpiklerin. Geceleri söğütlerin altında iki lamba yanar. Gözlerin. Bak. Memelerin. Karnın. Apışaran. Bacakların. Her gece. Her gece buradayım. Az sonra gri bulutlar gider. Kızıl bulutlar sarar etrafımı. Güneş batarken kasıklarını yalar geçer. Sevişirim seninle. Tamam yeter, sus artık. Bu normal değil, sus. Merhaba. Neredesin? Dolaştım. Bize 5 bira lütfen. Ben istemem. 4. Neler oluyor? Tamam boş ver, ne halt edersiniz dedim, ben gidiyorum. Yürü. Bir dakika, neden sinirlendin? Hadi ne gidiyoruz. Ne oldu, neyin var senin? Onu rahat bırak. Delirdin mi sen? İnanamıyorum. Rahat bırak. Bu yaptığın bekle doğru dedim, değil. Bekle dedim, bekle bizi. Bana bak, saçmaladığının farkında bir mısın? Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Dur dedim. Lütfen benimle konuşur musun? Sana göre biri değilim. Peki konuşalım. Hepsi bu. Hadi güzelim. Oradaki oyuncaklarını topla. Ha? Sen orada yaşayamazsın, aklım almıyor. Hep senin dengeli bir insan olduğunu düşünmüşümdür. Şu yaptığına bak, bir anda bütün hayatını değiştiriyorsun. Ben ne yaptığımın farkındayım. Saçma, hiçbir şeyin farkında değilsin. Orada mutlu olacağımı hissediyorum. Hay Allah'ım. Durmadan konuşacağına biraz bana yardım et. Hadi seni geçtik. Ya bu çocuk? Bu çocuk orada mı yetişecek ha? Kasabada. Kolej vardır değil mi orada? Bilmiyorum. Ama orada da çocuklar var. Gül sen. Gül. Bencillik bu yaptığım. Kendini düşünmüyorsan bari çocuğu düşün. Çok içiyorsun. Gözün dönmüş senin. Bak bu doğru. Orada şantiye evlerini dekore edersin artık. Keser misin lütfen? Hiç değilse adamla çık bir süre, tanı şunu. Yavaş konuş. Aman ne halin varsa gör. Bu sehpayı götürmüyor musun? Sen yapamazsın bu sehpasız. Götürmüyorum çünkü evin salonu onun kadar zaten. Ha, hayatını minimalize ediyorsun. Kardeşinle konuş hiç olmazsa. Sen biriyle birlikte olurken annene mi soruyorsun? Saçmalama, aynı şey değil. Aslına bakarsan korkuyorum. İyi ya, biraz zaman tanımalısın kendini. Düşünürsem vazgeçerim. Anlamadım. Vazgeçmek istemiyorum. Saçmalama, taşınma hiç olmazsa. İki parça eşya götürüyorum. Saçmalıyorsun diyorum sana. Deneyeceğim. Kumar bu. Oynayacağım. Pişman olacaksın. Olursam dönerim. Gel canım, üstünü değiştirelim. Orası serinmiş biraz.
göreceksin, göreceksin. Senin yeryüzünün en mutlu kadını yapacağım, bunu başaracağım. En mutlu kadını yapacağım, seni göreceksin. Buna inanıyorum. Gidiyoruz. Malzeme alımı için yurt dışına gidiyoruz. Sen de geliyorsun, tamam mı? Sen de geliyorsun. Gelemem. Aldığım işi bitirip teslim etmeliyim. Hem siz iş için gitmiyor musunuz? Yok, patrona söyledim. Patrona söyledim. Balayı olur sizin için dedi. Lütfen, hadi geleceksin. Gidiyoruz. Dur, dur. Bırak hayır, beni. Hayır, hayır, hayır. Geliyorsun. Sensiz gidemem. İşi 3 gün sonra teslim edersin. Sana yardım ederim. Boyalarını taşırım, evi yıkar, yeniden yaparım. Lütfen, lütfen, lütfen gel. Lütfen gel. Sensiz 6 gün nasıl geçiririm? Burası İnsanlık Tarihi Müzesi. Doğum, aşk, nefret ve ölümü anlatıyor. Neyi neyi? Bir daha söyler misin? Doğum, aşk... Nefret ve ölüm. Nefret ve ölümü anlatmasaydı keşke. Doğumla ölüm arasında hepsi yok mu ki zaten? Yapma. Uyumak istiyorum lütfen. Tamam, sen uyu. Kalk, kahvaltıyı hazırla. Uyumak istiyorum. Kendin hazırla. Kalksana. Kıçını dönme bana. Kıçını dönme. Bırak, canımı yakıyorsun. Böyle şeyler yaptığına inanamıyorum. Kahretsin. Hep alıyorsun, almaya alışmışsın. Hiçbir şey verdiğin yok. Hep alıyorsun. Hiçbir şey verdiğin yok. Hiçbir şey vermiyorsun, anlıyor musun? Gel güzelim, gel sütünü hazırlayalım. Hadi canım. Bana böyle davranamazsın. Bana böyle davranamazsın. Nasıl? Hepsi senin yüzünden, anladın mı? Senin yüzünden. Çocuğun yanında bağırma. Bunu sen yaptırdın, anlıyor musun? Sen yaptırdın. Çocuğun yanında bağırma, bana da bağırma. Haline bak! Halimde ne var? Hem bağırmadan konuşsana! Tepeden bakmayı bırak! Bırak! Tamam. Tamam canım. Tamam, geçti. Beni anlamıyorsun. Anlamak istemiyorsun. Çocuğu korkutuyorsun. Anlaşılmayan neyse korku salmadan da konuşabiliriz, değil mi? Tamam, haklısın. Hadi ver kızı bana. İçeri geçin siz.
Sütünü ben ısıtırım. Tamam. Hadi. Tamam, tamam. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Hepsini ben hazırlayacağım. Bak, greyfurt suyu. Ekmek kızartacağım. İstersen içeride yaparız. İstersen dışarıda hazırlarım kahvaltıyı. Tamam mı? Dışarıda hava kötü değil. Hayatın en güzel kahvaltısını hazırlayacağım. Bak, dağları görüyor musun? Üstü açık. Hava dışarıda iyi. İçeriye de hazırlayabilirim. Şimdi hepsini hazırlıyorum. Çocuğun sütünü de ısıtıyorum. Hiç merak etme. Affedersin, ne yaptığımı bilemedim. Nedenini bilmiyorum. Birdenbire paniğe kapıldım. İlk günlerimizdeki heyecanı kaybettik gibi geldi bana. Bak, her şeyimi bıraktım, buraya geldim. Tedirginsen bunun benimle ilgisi yok. Korkularım varsa, artarsa bana da geçer. Yanlış mı yaptım acaba diye düşünürüm. Bu da her şeyin sonu olur. Seni seviyorum, bundan kuşku duyamazsın. Akşama yemeğe çıkar mıyız? Tamam. İş bitimi beni şantiyeden alır mısın? Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Buyurun, oturun lütfen. Şöyle geçin isterseniz. Çay içer misiniz? Çok teşekkür ederim. Sanırım hemen gideceğiz, öyle değil mi? Evet, gitsek iyi olur. Ha, nereye? Yemeğe, belki sonra sinemaya. Demek sinemaya. İş olsa hemen aranırız. Sinema, saz, caz olunca iş değişiyor. Haber bile vermiyorsunuz. Peki, öyle olsun. Program yapmadan, öylesine. Ya beyler, beni azat edemez misiniz? Özgürsün üstad. Gidelim. Hoşça kalın. Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi güle güle. Hoşça kal. Hadi iyi akşamlar. Canın mı sıkkın senin? Elbisen çok açık. Anlamadım. Oturunca donun görünecek neredeyse. Benimle böyle konuşamazsın. Ne yani? Yanlış mı? Yanlış tabii, tarzın da çok kötü. Bacaklarına nasıl bakıyorlardı, görmedin mi? Geç yan tarafa, ben kullanırım. Kullanmanı isteseydim ben sana söylerdim, bunu senden rica ederdim. Kelimelerle oynuyorsun. Bak, ben hiç oyun oynamam, bunu kafana koy. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kapıları çarpma. Aa, affedersin, evet. Yanlış bir ters. (Gülüyor)
O kapı öyle kapanmaz, böyle kapanır. Ben aptalın teki, aptal romantiğin biri. İlkelliği hayatın şiiri sanmıştım. Kabalığı görmüş. Aç. Ama ben anlamadım. Şimdi bunun cezasını çek. Tamam bitti. Tamam bitti artık. Aç şu kapıyı adam gibi. Adam gibi konuşmak isteyene bakın. Gidiyorum ben. Adam gibi konuşacak biri bulursun. Ölün çıkar buradan. Ne salakmışım. Liseli kızlar gibi kendi kendime bir düşünüyorum. Ulan! Gidiyorum artık. Kendi kendimi kandırdım. Bunu hayatım boyunca yaptım. Bu ilk kez. Evet. Demek ki ben de çok dengeli bir... Bir hafta izin ayarlamanı istiyor. Tamam, hallederim. Ne düşünüyorsun? Ne için? Tamam, anlaşıldı. Ben iyiyim, sorun yok. Peki, sen bilirsin. Bugün bir misafirin geliyor, saat 12'de otelin önünde olacak. Karşılamanı istedi. Bunu nasıl yaparsın? Olanlardan haberi var mı? O senin en iyi arkadaşın. Böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Haklısın. Ama çok üzüldüm. Beni dinlemeyeceğini düşündüm. Affedersin. Birbirinizi öldürecekmişsiniz neredeyse. Evet. Normal bir şey anlatır gibisin. Seni tanıyamıyorum. Ben de. Gereksiz yere sinirlendim. Her şeye rağmen burada kalacaksın ha? Bilmiyorum. Evet, kalacaksın. Bilmiyorum. Yalnızlık korkusu mu? Aşk mı? Acımak mı? Ha? Seks mi? Nedir? Bilmiyorum. İlk kocanı unutmadın sen. İkincisi de bu yüzden yürümedi. Bu
Bunda da kendine acı çektiriyorsun. Zevk mi alıyorsun bundan? Yok, hayır, ilgisi yok. Çocuk gibi o. Sevgiden. Beni çok seviyor, hepsi sevgiden. Sevgiden mi? İnşallah daha fazla sevmez. Sen de kalabilir miyim bu akşam? Tabii ki kalabilirsin. İstersen kalma. Bugün çok uygun değil sanırım, ne olur anla beni. Niyetin ne? Yok, hiçbir şey, gerçekten. İnan bana. Bak, bir planın varsa seni hiç affetmem bilesin. Yok bir planım. Söz. İçim ürperdi. Benim de. Size bir şeyler getireyim. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Tabaktakilerin hepsi bitecek, tamam mı? Yemeklerimi özlemiş miydin? Duyan da sabah akşam yemek yaptığını sanacak. Yapıyor, sabah akşam. Demek yapıyor ha? Haftaya İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum. Sinema, konser, alışveriş, kitapçıları dolaşmak. Gideriz değil mi? Tabii gideriz, neden olmasın? Nasılsın? Sen? Nasıl görünüyorum? Aç mısın? Yedim. Buz ister misin canım? Öğrencilik günlerimizdeki gibi. Böyle müzik yapardık değil mi? Sahi neden müzik yok bu evde? Ben hallederim. Çok zarifsiniz. İyi misin? Artık bu evde müzik var. Lütfen. Pardon. Nefret ediyor. Hayır. Kardeşin de öyle. Melisi de. Bugün bana dehşet içinde bakıyordu. Tamam, tamam, geçti. Hepsi geçti artık. Hepsi geçti. Seni mutlu edemedim. Hayır. Gerçek değil bu. Ben çok mutluyum. Seni seviyorum. Seni incittim. Kaybetmekten korktukça beter oldu. Sensiz yapamam ben. Sensiz yapamam. Ama bu böyle gitmez. Tamam canım. Tamam, geçti. Geçti sevgilim. Yarın gitmeni istiyorum. Bir süre için. Kendini dinlemelisin. Kendi isteğinle geri dönmelisin. Bu gerekli. Gitmelisin. Hayır. Hayır, gidemem. Seni bırakamam. Sensiz olamam. Yok. Gidiyordun. Beni yaraladığın için kaldın. Yalvarırım sana git. Sonra kendi isteğinle dön. Dönmezsen, yani istemezsen dönme. Sus, sus. Hiçbir yere gitmiyorum. Sus, tamam mı? Sabah konuşuruz. Lütfen. İyi misin?
Ben de. Merak ettim de. Evet. Hava nasıl orada? Kötü. Puslu. Karanlık. Yaslı. Hüzünlü. Berbat. Evet. Orası nasıl? Aynı. Karanlık, yaslı, hüzünlü. Nefes alamıyor insan. Evet. Ne dedin? Hiç. Neden güldün? Gülmek değil, öylesine işte. Sen niye... Güldüm, bilmem. Evet. Günün birinde yine dördümüzün bir arada oturacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Konuyu değiştirir misin lütfen? Pazarın tadını kaçırma. Tamam, tamam, peki. Günaydın. 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 Ne matrak değil mi? Günaydın. Her gün buradayız, bugün pazar yine buradayız. Fıkra gibi değil mi? Ben bir şarap alacağım. Sen de istiyor musun? Evet. İçerim. Ben de içerim. Ben alırım. Hallederim. Üç tane şarap lütfen. Merhaba, nasılsın? İyidir, sinemaya ya sen? Sağ ol. Ne yapıyorsun o akşam, eğlendiniz? Sizinkiniz gidin bari. Çok eğlendim. Biz onunla bakarız. Neyse, iyi fikirliydi zaten. En iyisi orada miskin miskin oturmak. Çok komikti. Evet, çok komikti. Artık bu komedi bitsin, inanır mısın? Evet, anladım. Şarapları ben alırım. Ya sen son günlerde iyice... Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Ben alırım. Delirdin mi sen? Bana bak, ne yaptığını zannediyorsun? Şarapları ben alırım ya. Ya sakin ol, sakin ol. İnanamıyorum. İşte şaraplarınız. Hadi gidelim buradan. Ne yaptığının farkında mısın sen? Sana dokunuyordu. Kendini ne sanıyorsun? Sen benim sahibim misin yoksa koruman mı? Ne demek bu? Sen benim namus bekçim misin? Sen olmasan orta malı mı olurum? Yazık, çok yazık. Kendini de beni de aşağılıyorsun. Delisin sen. Sana nasıl dokunabilir? Dokunmuşsa ne olacak sapık? Ne söylediğini bilmiyorsun sen. Asıl sen ne söylediğini bilmiyorsun, ne de ne yaptığını. Ama hata sende değil. Gidin, buraya dönmemeliydim, bunu hak ettim. Onun sana dokunmasına engel olmam neden seni bu kadar sinirlendirdi? Düzeysiz herif. Affedersin, istiyorsan gidebilirsin ona. Hadi. Tamam arkadaşlar, sen bir şey yok, çekelim. Bir şey yok arkadaşlar, bir şey yok, tamam. Sakinim, sakinim ben. Tamam, lütfen. Tamam, bir yok. Tamam. Gidip ondan özür dileyeceğiz. Tamam, hepinizden özür dilerim. Tamam mı, lütfen. Hepinizden özür diliyorum. Kırlandı küreni ödeyeceğim. Senden de özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Gidin, lütfen gidin. Manyak herif şimdi. Lütfen gidin. Bunu ben istedim. Sen, bu kadar rezil bir adamla yaşamayı ben... Hayvanın teki bu ya. Bu işine de iyi arkadaşım. Saçmalama, aynı şey mi? Ben bu kadar aşağılanmayı hak ettim. Şimdi benim neden karşımsındır herhalde, ha? Böyle bir şeye nasıl izin verirsin? Bence sebep sensin. Ona izin verdin, onunla tartıştın. Bu işin içinden kendin çıkmalıyım.